Hepsiburada sanatın ruhunu sunar. Hepsiburada'nın katkılarıyla sunduğumuz programımız devam ediyor. Bu haftaki ilk konuğum yazar Aytuğ Akdoğan. Daha sonra Hepsiburada'nın girişimci kadınlara teknoloji gücü programında yer alan Bubolife markasının kurucusu Burcu Babayiğit'le konuşacağız. Hoş geldin Aytuğ. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sen Okan Bayülgen'in ekibinde metin yazarlığı yaptın. Dünyanın pek çok ülkesini gezdin. 5 tane romanın var. Babala TV'de Yer Altında Notlar, Flu TV'de Yazar Burada Ne Demek İster? İsimli programlar yaptın. Şimdi de senaryo yazıyorsun. Bence en heyecanlı bölüme geldin. Edebiyatçı kimliğinle başlarsak eğer. 100 yıla kafa tutabilecek şeylerin ancak romanlar olduğunu düşünüyorum. İktidar ve siyasi partiler değil demişsin. Hı hı. Gerçekten sanatın bu kadar değiştirici bir gücü olduğuna inanıyor musun? Sanat toplumları değiştirebilir mi? Hem evet hem hayır. İlk kurduğum cümleyle alakalı mesela şeyi düşünelim. Sokrates'i idama yollayan bilmem ne zamandaki bilmem ne kralını, liderini hatırlamıyoruz şu an. Ya da onun çıktığı mahkemede ölsün diye oy kullanan yargıçların ismini bilmiyoruz ya. Ama yüzyıllar geçti, hala Sokrates'in düşünceleri üstüne tartışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Bu noktada kalıcı olanın ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Tabii ki birçok siyasi lider birçok topluma iyi ya da kötü yön verir. Realist bakmak lazım. Toplumların ihtiyaç duyduğu şey öncelikle ekmek, su, barınma ve güvenliktir. Sanatçılar bu konuda hiçbir şey yaramaz. Yani sanat dediğimiz şey de bu noktada bir halt yaramaz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Ya da işte bir cerrah yapar ya beyin ameliyatımızı. Ama zihin dünyamızı şekillendirenler, bakış açımızı değiştirenler sanatçılardır. Bireysel olarak değişime ne dersin? Mesela kitaplar seni ne kadar değiştirdi? Bunu hem bir okur hem bir yazar olarak şöyle yanıtlayabilirim. Hemingway'in bir lafı var. Diyor ki bir kadını unutmanın en iyi yolu onu edebi bir esere dönüştürmektir. Şimdi orada şöyle bir katarsisten bahsediyor. Bir köpek işte bir yarası açıldığında, açık bir yarası olduğunda onu böyle yalayarak kendi kendini iyileştirir ya. Yazarlık da biraz böyle bir şey. Yani bir acıyla karşılaşıyorsun. O acıyı dönüştürüyorsun ve hem daha iyi algılamanı sağlıyor hem de bu bir iletişim yöntemi oluyor. Çünkü onu paylaşıyorsun. Yani kadınları unutmak için yazıyorum gibi bir sonuç çıktı buradan. Her türlü yani her şekilde. bir soru işareti belirdiğinde kafamda. Tabii ki bu bir ayrılık acısı da olabilir, bambaşka bir şey olabilir, daha büyük derin bir şey de olabilir. Ben bunun üstüne eğilip düşündüğümde ya benim için bir şey kağıda kaleme döküldüğünde hakikaten algılayabildiğim bir dünya olduğu için o yüzden Hemingway'in o sözüne örnek verdim. Yani benim hem o katarsisimi sağlayan hem iletişim yöntemi olarak dünyayla bağ kurmamı sağlayan şey yazarlık oldu. Keza okumak da öyle. Peki, bir deneyim. Peki okumak? Çünkü çok kitap okumuşsun. Evet, okudum. Evet. Aslında çok kitap okumadım ama iyi kitapları seçebildiğimi düşünüyorum. Nitelikli kitapları özveriyle çok okudum. Benim gibi Dostoyevski hayranısın. Çok severim Dostoyevski tabii ki. Bayağı. Yani o kitapları okumuş olmanın hayatındaki etkisi ne sence? Raskolnikov'un sürekli içimizdeki katili öldüren bir katil olduğunu savunurum ben. Çünkü senin yerine bazı karakterlerin, bazı deneyimlerden geçmesi bir noktada insanı rahatlatan, gevşeten bir tarafı var. Doğru. Tabii bunu nasıl yazdığıyla da alakalı. Çok kötü bir roman belki bu işe yaramaz ama yine orada da bence bilinç dışı bir katarsis sağlıyoruz. Okurlar için de böyle, yazarlar için de zaten öyle. Belki o adam da o kitabı yazdığı için gidip ev sahibini baltayla öldürmedi. Senin gibi çok düşünen biri için hayatın anlamını arıyorsun. Onu bütün programlarında, yazdığın kitaplarda çok hissediliyor. Ben de senin adına şöyle düşündüm. Sanki hayatın anlamını sen edebiyat ve felsefede bulmuşsun. Katılır mısın? Katılıyorum ama bir parantez açarak söyleyeceğim. 30'dan sonra geldiğim nokta hayatın anlamsızlığının anlamı oldu. Yani şöyle bir şey bu. Bunu da böyle pozitif nihilizm diye adlandırıyorum ama havalı olsun diye değil yani. Çünkü orada da karşıt iki terimin bir araya gelmesi hoşuma gidiyor. Bu anlam üstüne fazla düşünmenin de faydasız olduğunu fark ettim. Çünkü çok seyahat ettim. Kim hangi tanrıya inanıyor, kimin hayata nasıl bir bağlantısı var diye arayıp elim boş döndüğümde bu beni daha rahatlattı. Geldiğim konumda da aslında absürt felsefeyi mesela daha çok benimsedim. Ya çünkü baktığımızda, kısa süreli baktığımızda bir şey çok acı veriyor, trajik geliyor, zaman içinde trajikomik bir şeye dönüşüyor ya. O Kierkegaard'ın deneyimiyle karanlıktaki kahkahaya daha fazla tutundum. Yani mizah algısının, absürt algısının bana daha iyi geldiğini fark ettim. Yaşamla kurduğum ilişki de şöyle şekillendi. Mesela ben çok partileyen biri değilim, çok sevmem ama bir partiye gittiysem de eğlenirim. Yaşama daha derinden bağlanmak istiyorum ama ona daha az bağlı kalmak koşuluyla. Bu da beni şöyle bir şey yönlendiriyor. Tamam, doğduk buraya, fırlatıldık, geldik. O zaman bir şeyler üreteceğiz, bunu paylaşacağız, diğer üretilenlere bakacağız. Elimden geldiği kadar başka insanlarla yüz yüze gelmek istiyorum. biraz da tadını çıkarıp defolup giderim. Yani o tadını çıkarma eklenmiş anladığım kadarıyla. Evet, biraz da. Değil mi? Evet. Edebiyattaki anti kahramanlardan bahsedersek, karanlık tarafını gördüğümüz, zaafı olan insanlar hayatı öğretiyor gibi bir şey söylemişsin, hı-hı, ki katılıyorum. Gerçekten de sence zaafın olduğu zaman, karanlık tarafına ayna tutulduğu zaman mı daha üretken, daha hayatı anlamlı yaşıyoruz? Kendimizi bulmak için acı çekmek gerekiyor mu? Şimdi evet diyeceğim ama bana kızacaklar. Bunu depresif bir yerden söylemiyorum. Melankolik bir tarafım tabii ki var ama depresif değilim. Bunu romantik, arabesk bir yerden de söylemeyeceğim. Hani insanın böyle vücudunda bir yer kanadığında yaşadığını daha iyi hisseder ya. Bizim acıya da bence böyle bir gereksinimimiz var. Benim bakış açımda, benim deneyimlerim bana böyle gösterdi. Çünkü hayatta her şey çok iyi ya da çok kötü gitmiyor. Ama o acı kavramının öğreticiliğiyle çok yüzleştim. Hatta bile isteye belki iyi giden bir ilişkide maraz çıkartıp onu toksik bir hale getirdiğim de olur. Bunu insan ilişkilerinde de yaparım ya da hayatımda her şey yolunda gidiyorsa bir şüpheye de kapılırım ben. Bu bana biraz şey gibi geliyor ama şimdi şöyle bir şey var. Bunu söylediğimde arabesk bir yerden söylemeyişimin sebebi şu. Mesela Baudelaire'in Kötülük Çiçekleri gibi bir acıdan bahsediyorum. Hı hı. Rimbaud'un, Lautréamont'un, Rilke'nin şiirlerindeki gibi böyle özgün, erdemli bir acıdan söz ediyorum. Hatta çok güzel bir şey söylemişsin. Çok hoşuma gitti benim. Romanlardaki antik kahramanlardan bahsederken baş kahramanın her gün yoga yapan, yakışıklı, ne demiştin? TEDx'e çıkmıştım. Ben de bir daha beni çağırmazlar diye anti TEDx bir konuşma yapmak istedim. Çünkü ben %90'ını çok sevmiyorum konuşmalarım. Sonra bir daha çağırdılar beni. Ve ben başarısızlık üstüne bir konuşma yapmak istedim. Orada da şeyden bahsetmiştim. Yani Suç ve Ceza'daki Raskolnikov böyle bir karakter olmasaydı, daha düşkün bir berduş bir tip ya. Hı hı. Sabah kalkıp 5'te yulaf yiyip yoga yapsaydı, hı, koşuya çıksaydı böyle bir hikayede çıkmayacaktı ya ondan. Ben de diyorum ki ya bu adamı rahat bırakın. Bu böyle deneyimliyor yaşamı ve oradan bize bir şey gelecek belli ki. Hani gidip onu da vegan yapmayalım mesela ya da neden iklim krizine karşı bir şey söylemiyorsun diye bir şey sormayalım. O öyle bir anti kahraman çünkü. Ben de anti kahramanları seviyorum. Karanlık insanların hikayelerinin, hı-hı, bize daha çok şey öğrettiğine inanıyorum. Evet, yani böyle her şeyin harika geçtiği bir romandan çok bir şey öğrenmiyorsun. Evet, bir de zaten dünya iyice toksik pozitif bir hal aldı. Reklam kuşağı gibi her şey. Dolayısıyla bu insanlar daha ilgi çekici geliyor bana ve daha kalıcı oldular. Sen de aynı fikirdesin. Yani baktığımızda bütün o kült roman ve sinematik karakterler biraz anti kahraman. Hayatı saçma ama yaşamaya değer buluyorsun. İç dünyandaki kavga hiç bitmiyor. Söylediğin gibi depresif değil ama biraz, evet, melankoliksin. Ben melankolinin biraz genetik, biraz da çocuklukla alakalı olduğuna inanıyorum. Bu melankolik hal seni daha üretken yapıyor mu? Bu bir klişe ama yapıyor. Ya mutlu bir kitap yoktur ya. Şimdi her şey yolunda gidiyor. Ben oturup ne yazayım? Oradan ne üretim çıkartabilirim gibi bir hisleriye kapılıyorum bazen. Şimdi mesela benim son 6 ayımı verdiğim iş bir dizi senaryosu mesela. 6 bölümden oluşan bir şey yazdım. Çok uzun yıllar süren bir ilişkim bittikten sonra ben bunu oturup yazmaya başladım. Çünkü ilişki içinde zaten çok mutluydum. Bunun üstüne çok düşünmüyordum da. Hı hı. Sonra bir ayrılık yaşıyorsun. Kısa bir şok ve hayal kırıklığı ya da her neyse bir sürü duygu üst üste geliyor. Yine insan şöyle düşünüyor. Bir dakika benim başıma bir şey geldi. Bunu anlamlandırmam lazım diye düşünmeye başladım. Sonra mesela bu minvalde bir hikayenin içinde buldum kendimi. Mesela ya Freud'a göre şey var ya, hayatta 2 temel dürtü var. Seks ve ölüm dürtüsü. Libido kavramıyla bağdaştırıyor o yaşam sevincini ve tutkusunu. Bu şunun gibi bir şey mesela, işte hamile bir kadının karnında aslında ölümü taşıyor olması gibi. Çok iç içe geçmiş şeyler. Sonra düşünüyorum üstüne, ulan diyorum hayatta aslında temelde benim eskiden çok dikkat etmediğim bir şeydi bu. Hayatın temelinde aşk var. Ya bütün o insan nüfusunun temelini oluşturan en iyi ve en kötü duyguların, bütün sanat eserlerin kaynağı aşk dediğimiz şey. Ve aşk da aslında özünde hastalıklı, toksik bir şey. Evet, çok doğru. Bunun üstüne ben de düşünüp yazmaya başladıktan sonra, çünkü artık kafam da sözcüklerle değil de böyle görsellerle çalışıyor. İşte kamera açısı, rengi, ışığı, kostümü. Evet, şimdi bu senaryo macerana geleceğim. Hı hı. Neyse o şey için söyledim onu. Yani şimdi o ilişki bir 4 yıl daha sürseydi ben ne buna tenezzül ederdim ne aklıma gelirdi. Ama yazdıktan sonra rahatladım da mesela. Üstüne, hı hı, bir sürü kitap okudum. Psikolojik açıdan. Psikolojik literatürüne daha yakın kitaplardan bahsediyorum. Anladım. Bu acı seni o anlamda daha üretken, daha kreatif yaptı. Yapıyor. Peki 30'larındasın ama 40'lara gelince bazen diyeyim daha fazla böyle sevgi, tolerans, kabul öyle bir döneme geçiliyor. Öyle bir döneme geçersen sen de eğer. Değişir mi yazdıkların? Güzel soruymuş. Elbette değişir ya. Aslında ben 30'larımda da biraz öyleyim. Mesela son zamanlarda şeyi daha sık yapıyorum. sevmediğim insanlarla, tırnak içinde hatta nefret edebileceğim insanlarla daha sık vakit geçiriyorum bilerek ve onlara karşı da toleransım daha yükseldi. Ya çünkü aslında herkes... Çok güzel bir şey bence o işte. Herkes aynı ya. Çok iyi ya da kötü yok. Biraz gri bir alandayız. Bir de insan neyden nefret ediyorsa odur aslında düşüncesine de kapıldım. Ben onu hiç almıyorum. Anlamıyorum zaten ben o şeyi. Nefret duygusunu. Hayır, neden nefret ediyorsan o senin içindeki bir parçadır falan. Çünkü çok güçlü bir şey ya nefret. Mesela ihmal kavramı da öyle. Mesela ihmal nefret edilmekten çok daha acı veren bir şey ya. Belki biraz fazla keskin, radikal bir sözcük geldiği için bana. Yani ben artık mesela çok bayıldığım ve hiç sevmediğim insanlar daha az. Daha nötr bir yerden bakıyorum. Büyümeye başlamışsın. Peki sen cesur bir kalemsin. Normal hayatta, gündelik hayatta cesaretle ilgili ne dersin? Yani sonradan pişmanlık yaratıyor mu sence cesaret? Kalemim cesur çünkü ben cesur biri değilim. Mesela benim Duvar diye bir romanım var. Orada ben yazdığım kadın karakterle aslında gerçek hayatta tanıştım ama mesela onunla aynı yatağa girmeye cesaret edememiştim. Ama romanda dört nala sevişiyorlardı. Sonuç çok kötü bitse de muazzam bir ilişki deneyimleri oldu. Bence yazarlar zaten gerçek hayatta biraz böyle sinik, pasif tiplerdir. Onlar kendilerini kendi yarattığı kurmaca dünyada daha çok algılayıp dönüştürüp yazıyorlar. Beyin değil de beden gücüyle iş yapmak istiyorum demişsin. Doğru mu bu? Bu doğru. Bir yazarın çalışma alanı zihin dünyası ya. Kendimi insanlardan asla üstün bir yerde koymuyorum ama farklı bir yerde konumlandığımda farkındayım. Çünkü yazarlık aslında biraz deli iş. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela insanların %99'u için hayatın anlamı yaşamaktır. Yani kendi yaşamsal fonksiyonlarını, hayat kalitesini çok düşürmeden hayatta kalmaya devam edebilmek. Bu insanlar belki işte bir bakıyor yağmur yağmaya başlamış. Bir kahve demleyip oturur, yağmuru izler. Belki de hayatın gizli bilgeleridir bu insanlar. Ama bir de yağmuru izlemek yerine böyle elini ateşe sokanlar var. Evini hiçliğe kuranlar, geceleri uyuyamayanlar, kabus görenler, inleyenler, ağlayanlar. Ben biraz daha bu gruba dahilim. Yani böyle Sisyphos gibi sırtımda sürekli bir kayayı bir yere tırmandırmaya çalışıyorum gibi. Arkadaki bu eser onu anlatıyor. Çok güzel bu arada. Bir tarafım, bir gözüm hep ona bakıyor. Evet, o mitolojik hikayeyi anlatıyor. Böyle bir meslekle uğraştığında insan olmanın dayanılmaz ağırlığını daha fazla hissediyorsun ya. Bazen diyorum ki keşke daha normal, basit bir iş yapabilsem de hayatın belki o sade bilgeliğini o zaman yakalardım. Bu kadar arayışta olup kendimi hırpalamak, kırbaçlamak gibi bir yerden şimdi anladım. Söylediğim bir şeydi. Ben de ilk defa şu an açıklayabildiğimi fark ettim. YouTube'da programların vardı. Hala devam ediyor mu? Bazen de ediyor dedin galiba. Sadece bir format var, Arınma Gecesi. Böyle 5 ayda falan kafamıza göre çektiğimiz bir format oldu. Genelde felsefe ve edebiyat konuları çok fazla tutmuyor. Ama senin programların çok izleniyor. Bunu neye bağlarsın? Realist olmak lazım. Bence göstereni iyiydi. Yani mesela Babala TV, Flu TV. Ya şimdi bu kanallar zaten belli bir kitleye sahip olduğu için ben hiçbir zaman kendi kanalımı açmadım. Açıkçası onunla uğraşamam da. Sıkılırım çünkü biliyorum, devam etmem ama böyle bir şey yapsaydım 5-10 bin kişi izlerdi. Şimdi bu kanallar böyle bir yayın imkanı sağladığı için bana tabii ki çok daha fazla izlerdi. Yok, başka bir sırrın daha vardır bence. Yalandan mütevazılık yapmayacağım. Yapma. Şöyle bir şey de var tabii. Ne anlattın değil, nasıl anlattın daha önemli. Bu bence senaryoda da böyle, YouTube'da da öyle. Yani ne yapıyorsan yap öyle. Ben o şeyi yapmadım. Hani müfredatta edebiyat hocalarımız hep şey yapardı ya, tahtaya işte şairin adını yazıyor. Bir tane çizgi çekiyor. Diyor ki şu tarihte doğdu, bu tarihte öldü. Tamam da nasıl öldü, nasıl yaşadı? Ben biraz onun tırnak içinde magazinine giren biriyim. İzleyiciyi asla aptal yerine koymadım. İstesem bir sürü yayın evinin bir sürü kitap reklamı teklifini biz geri çevirdik. Çünkü biliyor ki bu adam bu kitabı okumaz. Okumadığı kitabı da tavsiye etmeyen biri olduğum için sanırım o güveni ve samimiyeti de verdik. Bir de galiba şöyle bir şey var. Gençler özellikle izlediği için sevdiği şeyi paylaşma konusunda cimri değil, çok cömert oluyorlar. Linç konusunda da öyleler. Belki biraz da öyle bir yayılım bu şeye sağlamış olabilir. Linç'i de söyledin. Aslında buraya da güzel bağlanıyor. Sosyal medyada hep böyle hap bilgiler alıyoruz. Bir yazarın söylediği iki cümle, bir felsefecinin teorisinin sadece bir cümlesi. Gerçekten o derin o kitapları okuyup anlamak, içselleştirmek için zaman yok gibi. Her şey çok hızlı. Ne düşünürsün bununla ilgili? Yani bu düzelebilir mi? Bu beni mesela çok rahatsız eden bir şey şahsen. Yani bu hap bilgiler sadece tek bir şey yarayabilir. Sana bir şey işaret ederler. Sen ilgini çekerse, canın isterse o işaret edilen yere gidersin. Şimdi benim bir saat boyunca da ben bir kitabı anlatsam herhangi bir insanın o kitabı alıp eline alıp okuma deneyimini yaşamadığı takdirde ne beni ne kitabı algılaması bence mümkün değil. Programlarında edebiyatçıların, filozofların bir anlamda analizlerini de yapıyorsun. Sen psikanaliz eğitimi aldın mı ya da kendin bir analizden geçtin mi? Kişisel olarak hiç psikanalize gitmedim. Ama hayatımdaki okumaların çoğu zaten psikoloji literatürüne aitti. İşte atıyorum üniversitede edebiyatta psikanaliz dersi de aldım. İşte mesela Bülent Somay'dan, onun başka derslerine de girdim. Kaçak yollarla birçok başka derse daha girmiştim. Ama kendim hiç psikanalize gitmedim. Ben de bazen analizlerini yapıyorum ama tabii ki referans ve kaynak göstererek mesela George Bataille diye bir adamın Edebiyat ve Kötülük diye bir kitabı var. Müthiş bir kitap. Çok sık referans veriyorum. İşte Baudelaire, Kafka, Jöne, Marquis de Sade gibi yazarların yazdıkları üstünden geçmişlerini bir araya getirip onlar üstünde müthiş bir açıklamalarda bulunuyor, analizlerde bulunuyor. Ben o kitabı okuyorum. Anladım. Referanslar alıyorsun. Tabii. O diyorum ki bakın böyle bir yazarın böyle bir geçmişi varmış. Bu adam böyle yorumlamış diye çoğu kez oturup kendi kendime çok analiz yapan biri değilim. Peki sanat dallarının birbiriyle etkileşimini gösterdiğin çok güzel bölümler vardı senin programında. Benim çok hoşuma gitti. Müzik, edebiyat, resim. Hepsi böyle iç içe birbirlerine göndermeler yaparak anlatıyorsun. Sence sanatta multidisipliner yaklaşmanın faydası nedir? Bana faydasını söyleyeyim. Benim çok hoşuma gidiyor. Mesela işte ben bir resme bakıyorum. Diyorum ki ulan ne güzel resim. Diyorum ki bu bir şiir olsa bunun edebiyattaki karşılığı ne olurdu? Ya da bir roman okuyorum. Bir ressam bu romanı resmetseydi, farazi konuşuyorum, nasıl bir resim olurdu falan. O bağlantıları kurma hoşuma gidiyor. Kesinlikle multidisipliner müthiş bir şey. Mesela zaten bu arada çok şey, özellikle edebiyat ve psikoloji. Freud şey diyor ya işte, gittiğim her yerde benden önce bir şairin oraya mutlaka uğradığını görmüştüm diyor. Birçok deneye bakacak olursa psikoloji literatürüne geçmiş. Milligram deneyi, hapishane deneyi, Zeigarnik etkisi. Dostoyevski'nin romanlarının hepsi var. Hatta sanki bu insanlar bu deneyleri onu doğrulamak için yapmış gibi. Ya adam zaten 300 sene önce buna yakın bir sürü şey söylemiş. Ya o bağ kurmak hem gerekli hem de zaten çok ortada bir şey gibi geliyor. Sanat güzelleme yapmamalı, tokat atmalı. Günümüzde, ülkemizde sanat bunu yapabilecek özgürlüğe sahip mi? Özgürlüğe sahip de bunu tercih edilmiyor gibi bu tercih. Yani yine o toksik pozitif algı da sanata da sirayet etti. Hani biraz önce şey dedim işte elini ateşe sokanlar. O Rimbaud'un, Lautréamont'un kalemi de çok kavradı. Biz biraz daha yüzeysel ilerliyor gibi. Şimdi bunu bütün dünyadaki bütün sanat algısı için söyleyemem ama insanların kendini tanımak değil de kendini rahatlatmak için bir psikoloğa gitmeye başlaması gibi sanatta da böyle bir dönüşüm oldu. Ben atıyorum yatak odasında felsefe, Marquis de Sade. Şimdi böyle bir roman niye yazılmıyor? Bu adam yazdığı için mi? Hayır. Çünkü artık bu sertlikte, bu netlikte değiliz. Daha böyle genel geçer alanlardayız. Diziler, filmler bile böyle. Ya bak bir şey soracağım. Evet, en çok sert filmler bile yok değil mi? Şu gerçekliğe de sahip değiliz ki çok yapay geliyor, çok karikatür ve didaktik geliyor. En son ne zaman sokakta bir el hareketiyle taksi çevirdim. Bir ıslık böyle çalıyorsun, taksi duruyor falan. Taksi çevirmediğim için mi? Hayır yani şöyle, böyle bir gerçekliğimiz yok. Yani günümüz Türkiye'sinde böyle bir gerçeklik yok mesela. Konuşmalar üst üste biner. Durduk yere biri hapşurur. Ben mesela bu tür deneysel şeyler denemek daha hoşuma gidiyor. Yani hem gerçekçi bir yerde değiliz, izlediğimiz şeylerde, okuduğumuz şeyler biraz daha aman başımıza bir şey gelmesin, bir şey olmasın. Evet, biraz korkuyla alakalı olabilir mi? Satış kaygısı da olabilir. Yani insanlar şey düşünüyor, lan zaten her şey, hayat çok kötü. Bir de gidip niye Dostoyevski okuyayım? Sen 20'lerinde seyahat ettin. Orada kitaplarındaki karakterleri yarattın. YouTube'da felsefe ve edebiyat programları yaptın. Şimdi de eğitimine aldın, sinemaya döndün. Bir senaryo yazdın. Biraz konusundan bahseder misin? Toksik bir aşk ilişkisi üstünden insan psikolojisine dair absürt bir drama bu. Diyelim ki biraz böyle narsist bir karakter var. Karşı taraf işte bağımlı kişilik problemi yaşıyor. Bu ikisi arasındaki ilişki genelde mükemmel olur. Mükemmellik tabii ki espriyle söylüyorum. Bu iki farklı insanın zaman içinde birbirine dönüşmesi gibi bir hikaye var. Bir de şöyle bir kıstasım oluyor benim. İzlediğim ve okuduğum şeylerde neyi nereye koyuyoruz? Mesela benim için önemli kısmı hikaye bende sonda geliyor. Tabii ki bir storyteller, hikaye anlatıcısı olmak hoşuma gidiyor ama mesela benim için karakter derinliği birinci planda. İkinci önemsediğim şey biçim açısından söylüyorum bunu. Üslup. Yani özgün bir dili var mı? En önemli şey herhalde değil mi? Hikaye bende sonda geliyor çünkü hakikaten bu güneşin altında söylenmemiş hiçbir şey kalmadı. Sinema sanatı için ne dersin? Daha evrensel bir dili var ya yani Bir kitabın yazılıp çevrilmesi bile yıllar alıyor. Yurt dışında bir yayıncı bulması çok zor. Ama sinema daha görsel bir alan olduğu için daha evrensel, daha kolay yayılabilir. Keza müzik öyle. En sevdiğin dizi, çok dizi seyrediyor musun? İzliyorum. Ya ben Doctor House'u çok severdim. İzlemiş miydin onu? Evet, bayılırdım. Çok sevdim. Yani. Yine bir anti kahraman. Succession. Succession bir numaram. Nasıl aklıma gelmedi? Ben de bayıldım. Yani şu ana kadar izlediğim en iyi dizinin olduğunu düşünüyorum. Benimki Breaking Bad galiba. O da çok iyi. O da ilk üçüme, ilk beşime girer. Hayır ama kendin senaryo yazmaya başladığın için şeyi daha çok merak ettim. Türk dizilerini. Şeyi beğenmiştim. Mesela ilk ve son muydu? Flu TV'de yine böyle toksik bir ilişki anlatıyor. Ha evet. Ben de seyrettim. The Affair vardı. HBO'nun yapımı. Yabancı bu. Evet. Türk dizileri var aslında da hep böyle sorulduğunda aklıma hep sonradan gelip üzülüyorum. Niye aklıma gelmedi diye. Bir başkadır. Hah mesela o da çok güzeldi. O da çok güzeldi. Doğru. Yapay zeka sence sinemayı öldürebilir mi? Sadece sinemayı da değil aslında bütün sanat dalları için de düşünebiliriz. Yani yapay zekanın ürettiği bir eser aynı duyguları bize yaşatabilir mi sence? Ya bir şey diyeyim mi? Hiç anlamıyorum bu konudan. Çok konuşulduğunu biliyorum son zamanlarda. Mutlaka çok olumlu etkileri olacaktır. Ama yapay zeka benim işimi benim elimden alamaz gibime geliyor. Yine biçime takıldığım için ben. Çok iyi bir hikaye yazabilir. Benim yazdığım hikayeyi daha iyi bir hikaye haline getirebilir. Ama senin biçiminle de yazabilir. Yapabiliyor mu? Yapıyorsa helal olsun. Yani en çok yakın bir gelecekte yapılacağına dair işte tartışmalar var. Tamam. Yani eğer oluyorsa hakikaten bilmiyorum. Yaparsa helal olsun derim, izlerim ben de. İşimi benden alıyorsa alsın, evde otururum ben. Açlıktan ölmem, yine bir yolumu bulurum. Başarının kriteri huzur diyorsun. Hı-hı. Çok katılıyorum. Ben huzuru dengede buldum mesela. Senin için huzur nedir? Dengeye katılıyorum. Çünkü bugüne kadar aslında ölçüsüz yaşadım. Ne yaptın mesela? Ya duygu durumum hep böyle ya çok iyi, çok kötü bilmem ne falan. Hani biraz önce şey demiştim ya artık kimseden nefret etmediğim gibi kimseye çok büyük bir bağlılık da hissetmiyorum. O denge biraz daha kuruldu. Biraz daha sıkıcı, rutin, heyecansız bir yaşamım var ama huzurum ve iç dengem öyle bir şey zaten bence. Biraz sıkıcı bir şey. Bir noktada bundan da sıkılabilirim ama. O yüzden. Bence de daha gençsin, sıkılırsınız buradan. Bu dönem bana göre. Aşka gelirsek. Diyorsun ki artık dış görünüşe aşık oluyoruz. Sonra aşk acısı çekmiyoruz. Bence insanın duyguları aynı şekilde duruyor. Tamam doğru çok fazla stimülan var. Geçici bir şekilde o dönemi daha rahat atlatıyor olabilirsin ama sanki o duygusallık hiç değişmiyor insanın içindeki. Dış görünüşüne aşık olmuyoruz da dış görünüşünden etkileniyoruz ya diyoruz ki vay lan tamam bu güzel bir kadın, yakışıklı bir adam. Tanımaya değer buluyoruz. Fiziksel olarak ilgimizi çektiği için bu çok normal bir şey. Yani bu genetik bir tarafı var. Atalarımızın yaptığı şey biraz da buydu zaten. Benim yine çevremde gördüğüm kadarıyla bu çok uzun soluklu bir ilişkiye yol açmıyor. Yani biriyle çok yakışıklı olduğu için birliktelik kurmak hep o işte Bülent Somay'ın kitabı var ya bir şey eksik. O konuya geliyor konu bir şey eksik. Aşkın zaten ben yine hastalıklı bir yerden gördüğüm için bunu aşkı kötülemek için söylemiyorum. O hastalığı da yaşatmıyor sana. Çok güzel bir kadın. Çok yakışıklı bir erkek. Bunu anlamadım. Neden? Şöyle çünkü yüzeyde kalıyorsun, derinleşemiyorsun. Belki diyelim çok da yakışıklı bir adam değil ama onunla bir şekilde denk geldin ve tanıştıkça, zaman geçirdikçe onu sevip ona alışmaya başladığım noktada çıkan ilişkiyi daha çok önemsiyorum gibi bir yerde. Çünkü ben de 20'lerimin başında hep şeye bakardım. Schopenhauer'un terimiyle söylüyorum bunu. Seksist bir yerden değil. Gerçi kendisi seksist bir yazardı ama işte geniş bir kalça, büyük göğüsler, hani o üreme duygusunu mesela artık öyle bir şeyim yok. O zamanlar da tek kıstasım bu değildi tabii ama hani algım biraz öyle. Şimdi diyorum ki bir dakika diyorum bunun içinde ne var acaba tanımaya değer bir bakayım bu dünya garip bir dünyaya benziyor. Bir keşfedeyim. Fiziksel olarak çok bakmıyorum yani nasıl göründüğünü. Peki çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Bubolife markasının kurucusu Burcu Babayiğit. Hoş geldin Burcu. Hoş buldum Elif Hanım. Bize kendinden bahseder misin? Tabii ben Burcu Babayiğit. Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda yoga ve ayurveda eğitmeniyim. Onun öncesinde Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans programından, ODTÜ Uluslararası İlişkiler'de yüksek lisans programından mezun oldum. Bir süre ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalıştım. Ardından böyle bir kendimi keşfetme, yoga eğitmenliği sürecine girdim ve dedim ki bu bölüm çok da bana göre değil. O yüzden istifa ettim ve İstanbul'a taşındım. Kaç yaşındaydın? Bundan 5 sene önceydi. 30 yaşındaydım. Tam 30'larda zaten insan o radikal değişikliği yapıyor. Aynen öyle. Çok güzel bir yaş. 30-35. Peki Bubolife markasını ne zaman kurdun? Hikayesini anlatır mısın? İstanbul'a geldikten sonra tam zamanlı olarak yoga eğitmenliği yapmaya başladım ve Ayurveda eğitmenliği. Bu süreçte de zaten hem danışanlarıma hem öğrencilerime sık sık bütünsel esenlik hallerini destekleyecek ürünleri zaten öneriyordum. Ve onlar bana soruyorlardı bunları nereden tedarik edebiliriz en iyilerini diye. Ben de bu süreçte böyle piyasanın içine birazcık aslında girmiş oldum. En iyi, en kaliteli ürünler nerede bulunur? Sonra dedim ki kendi kendime acaba ben kendi markamı kurabilir miyim? Ve dedim ki neden kuramayayım? Bubalife'da öylece doğmuş oldu bundan 2 sene önce. Doğal öz bakım ürünleri kullanıyorsun. Ürün seçkini nasıl oluşturuyorsun? Ürün seçkimi oluştururken hem kadim öğretilerin, kadim bilgilerin bize sunduğu aslında ürünlerden faydalanıyorum. Bunların aslında hiçbiri yeni ürünler değil, yeniden keşfedilen ürünler. Yine işte kuru fırçalar, guaşa masaj aletleri gibi ürünler var içerisinde. Aslında doğal ham maddelerden üretilen ve bizim esenlik halimizi destekleyen zen bir seçki diyebilirim Bubolife ürünleri için. Yani az ve öz ürünle mümkün olduğu kadar bütünsel fayda sağlayan ürünler var. O fırçalar çok işe yarıyor değil mi Burcu? Evet. Birkaç kere denedim, ben çok memnun kaldım ama bayağı bir efor gerektiriyor. Aslında günde böyle birkaç dakikanızı bile ayırmanız yeterli olur Elif Hanım. Özellikle sabah saatlerinde böyle hep kalp yönüne doğru hareketlerle hem sinir sistemini destekliyor hem böyle lenf sisteminize, kan dolaşımınıza iyi geliyor ve iyi hissettiriyor hepsinden önemlisi. Peki Hepsiburada ile yolun nasıl kesişti? Hepsiburada ile yolum aslında birçok kadın girişimci gibi kadın girişimcilere teknoloji gücü programıyla kesişti. Bu programda Hepsiburada'nın hem komisyon oranlarında avantajları var kadın girişimciler için. Onun haricinde fotoğraf desteği sunuyor. Ücretsiz fotoğraflarımızı çektirebiliyoruz. Reklam desteği var gibi böyle sıcak iletişimde olduğumuz bir derdimiz, bir desteğe ihtiyacımız olduğunda hemen iletişim kurabileceğimiz bir program bu. Geleceğe yönelik hedeflerin var mı? Sanıyorum birçok kadın girişimci gibi aslında yurt dışına açılmak var. Ürünlerimi böyle yurt dışında gezdiğimde oradaki mağazalarda görmeyi hayal ediyorum. Ama onun öncesinde tabii markanın biraz daha büyümesi, ekibin büyümesi, ürün seçkisinin biraz daha artmasını hedefliyorum. Umarım en kısa zamanda hedefine ulaşırsın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum hem size hem de Hepsiburada ekibine bu program için. Görünürlüğümüze, kadın girişimcilerin görünürlüğüne alan açtığınız için. Hepsiburada'nın katkılarıyla hazırladığımız programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsiburada sanatın ruhunu sundu.